Hoş geldin. Merhaba. Chips tak. Bir. Okey. Okey okey. Ayarlayacağım. Onun sağ olsun ben giderim. Onu anası var. Ya böyle. Beş sizin. Bir oraya. Altı. Sonra devam ederiz. Kaç para acaba? Haydi bismillah. Hop bir an böyle üstüne sildi. Haydi bakalım. Oğlum niye bu kadar bismil bismil çekiyor çocuk? Sinir oldum. Hatsoya bu sostan koyayım mı? Chat'te fiyatları 70-100 arası görüyorum sadece. Yazan baba bir kere mı? Sayılmıyor çünkü dövmesi var adamın. Rahatsız oldu. Şimdi kaç acılı kaç acısız sipariş var? Hepsi acısız mı? Bir acılı aldım. Başka var mı? Efendim? Sweet chili var mı? Var. Kullanacağım onu. Diğerleri acısız mı? Komple. Tamam. Analizando. İki ya base sosu var. Base sosun ayırmış. Bir acılı bir acısız. Pardon. Acılı mı acısız mı? Acılı mı yersin acısız mı? Acı mı? Yandın. Bu chips tak. Sonundan bir önceki patso olsun. Şunu şöyle ayırayım. Ekmeği hiç standartize değil ya. Yani ekmeği çıkardı şimdi kesti. Baya her biri farklı bu tipinde. Onu keşke prep yapsa. Mayonez mi? Ketçap. Oğlum kız biliyor mu sosları? Hardal barbekü falan sever misin? Barbekülü bir dip sos var içinde zaten. Barbekü atmayalım bence. Soğan kıtırı tavsiye ederim. Ben patsoyu hiç anlamıyorum. Yorum yapmayacağım o yüzden. Sarımsak mayonez sweet chili kullanayım mı ilk başta? İster misiniz? Hepsini atayım mı? Arka tarafa ödeyebilirsin. Varilin orayı. Afiyet olsun. Ekstra. Şimdi dibe iki sos kullanıyorum ben. E kaç para? Sarımsak, mayonez ve sweet chili atacağım hepinize. Üstüne de beraber yaparız. Okey. Yo, iyi. İster misin sos? Bir İngilizce konuşur ya. İstemem. Anlaşıyoruz şu an. Chips tak anlatamıyorum zaten İngilizce konuşurken. Nutkum tutuluyor. In front of neydi ya? Yanında mıydı? Üstünde mi? Bilmem bilen var mı? Önde. He. 10 o zaman. Yok değil. Ben de bir hiç İngilizce okuyacağım. In mi acaba? Hı? Chips tak'ı nasıl tarif ederiz? Ya, sosis üstüne patates. Abi fit de geç. İn içinde mi? Evet. Şimdi ballardan isteyen var mı? Ben istiyorum. Hepsini atayım mı? Dostum ister misin? Ballardan. Bence olur. Hepsini attım. Sana da atıyorum. Hani mustard. Evet şimdi başka? Seninki acılıydı. Sordum ona sordum. Ucuz kullanmıyor ama en azından Heinz almış çocuk. Barbekü atabilirim. Aynen. Bak acılı seninki. Sana barbekü yakışır. Size de ranch yapayım mı?
Acısız. İçinde barbekü var, baymasın diye dedim de. İstiyorsunuz mu? Ya da vazgeçtim. Sana attım kanki. Diğerlerini ranch ile devam edeyim bence. Çok baymasın diye diyorum. İstiyor musun ranch? Tamam. Bana diyorsun sandım. Sen de mi al? Oldu mu? Olsun, güzel. Abi çok yorucu bir proses ya. Bu kadar sorgu sual. Yazarsın abi oraya, soslarımız bunlar. Hangi sosları istiyorsun dersin. O sırada elini silersin bir bezine. Dönersin. Hangi sos bacım? Şu. Bas geç ya. Abi o bayar bu bilmem ne şu tane. Yoruldum ya. 5 saattir 2 müşteriye serve yapamadık ya. Güzel oldu, güzel. Şu an nasıl gözüküyor kayıt? Karanlık değil mi? Abi şey, ne güzel çalışıyor ya. Verirken bon appetit de. Bon appetit mi diyeyim? Aynen. İngilizce değil ama. Yanındaki çocuk çok öldürdü değil. Beni. Afiyet olsun. Çocuk yordu beni. Bon appetit diyeceğim. Bon appetit. Buyur şampiyon. Afiyet olsun. Aynen kanka. Yanın sağ olsun ben giderim. Şu patateste gözüm kaldı. Düşürme onu bence. Afiyet olsun. Bon appetit. Bak unutma abi. Sonra kadınları bıraktık. Bayağı cömertiz maşallah. Afiyet olsun. Hoşçakal. Düştü mü? Onda da gözüm kalmamıştı ama. Orada da var. Varilini orada alabilirsin. Afiyet olsun. Ha doğru, paket. Bon appetit unutuldu. Poşet var mı poşet? Yok. Poşet bir ayarlasana ablana. Şu yancı çocuk aşırı yordu beni ya. Yancı çocuk deli yordu beni ya. İnanılmaz poşet yoruldum geliyor. Lan. Afiyet olsun. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. İmparator. Hayır evet. How much abi, how much? Olmadığı için. Şey bir de içeri gidin, yabancı kart var hanımefendi de. İçeriden ödeyin. How much bro, how much? Hoş geldiniz. Chat 70 mi? 85 tanesi. Uygunmuş ha. Bence okey. Okey ya. Bayağı bedava ya o fiyattaysa. Sosisli 60, patatesli sosis 75. Bence çok iyi abi. Bence de soslar da kaliteli. Vergi yok, alo. Vergisiz olma ihtimali yok. Karttan çekiyor. Bir şeyi kartla öderseniz o işin vergisi vardır. Bir şeyi kredi kartıyla ödediğinizde o işin vergisiz olma ihtimali yok. %1 kesiyorlar abi. Hayır, KDV basar hemen. Hemen KDV basar. Mümkün değil. Sosis markası ne? Çok hoşuma gitti ama çocuğun çalışma stili. Şey değil yani. Sikkololo çalışmıyor. Hoşuma gitti. Ama şey kötü. Yani izlerse bu yayını belki, bilmiyorum. Baba yaz oraya soslarını. 2 saat olmaz bu iş yani. Soruların basit olacak. Yani şeyi standartize edememiş. Bir de ekmeklerini önceden kes. Hepsi aynı şekilde kes. Şeyi standartize et abi. Soslarını yaz oraya. Hangi soslar olsun? Bitti. Kıtır soğan ister misin? Bitti. En başta acı olsun mu diyorsun ya. Acı olsun mu, güzel. Yani her müşteriye aynı soruyu sorman lazım. Bunu standartize edeceksin. Yani o olay bir şey oldu yani. Çok karışıyor. Yok şu baymasın. Yok bu bilmem ne. Mesele uzuyor. Abi ben bu çocuktan dedim, sosları kendisi yapıyor. Kaliteli iş yapıyor gibi gözükmekte. Yok, sosları kendisi yapmıyor. Şuradaki soslar, bazı soslar karışım. Şunlar. Şunlar muhtemelen bunları kovadan koyuyor. Kova olarak satılır. Şu iki başta koyduğu soslar bir karışım. Fiyatları da uygun. İçeriğine göre ekmekleri düz ekmek değil. Evet, brioche ekmeği ekmekleri, o belli. Ne haber abi? Onu bir yere yaptırıyor.
Ne yapacağız abi? İki tane çiftler. İki mi? Ben de bir tane çiftler abi. Sen de bir abi. 2-1-3. 3'ü çıkarırım buradan. Geri kalanı yeni patatesle devam ederim. Bir de şu videoları ASMR gibi yap abi. Konuşmak zorunda hissetme kendini. Şöyle senin gibi bir işim olmadı ha. Şöyle senin gibi bir işim olmadı. Şöyle oturayım oradan. Ah oh, Allah. Her ırktan var. Eldiven taksın. Eldiven konusuna ben çok takılmıyorum ya. Yalan söylemeyeceğim. Şimdi eldiven takıp bütün gün aynı eldiveni takacağına çıplak elle yapması daha iyi. Net söylüyorum. Ben Türkiye'de eldiven gördüğümde bir tık midem ağzıma geliyor. Yani sebebini biliyorsunuz. Bütün gün aynı eldiveni takıyorlar. Çok daha kirli oluyor. Bu çocuk paraya dokunmuyor zaten. Parayla temas olsa haklısınız. Çocuk paraya dokunmuyor. O yüzden eldivensiz olması bence okey. Elini bir kere yıkarsın. Zaten kendi sahana dokunuyorsun. Bence okey. Tuvalete giriyor. Sana bir sana. Tuvalete hepimiz giriyoruz. Değil mi kanka? 3 tane yapayım hemen. Nasıl yani? Tuvalete anan da giriyor. Evet. Onun parasını al, içeriden alacaksınız. Bir de patates atayım müsaadenizle. Buraya. Var mı? Var. Evet mi? Evet. Ekmeği bir ilginç kesiyor ya. Ekmeği kesişine kilitlendim. Triggerlandım ya ona. Dostum acılı mı acısız mı seninkiler? İkisi de acılı. Olur. Bir. Hocam seninki? Az acı. Az acı. Şöyle damlattım içine bıraktım. Sosları nasıl olsun abi? Bende mi abim? Tamam sağ ol. Soslar bende mi? Tamam. Emir. Bir de şeyi söyleyin çocuğa. Kendine bir tane sosluk 3D printer'dan bile basabilir. Soslar ters dursun. Her seferinde sallamasın şunu amele gibi amına koyayım. Sosları ters koyabileceği bir şey yapsın. Stand yapsın. Koysun oraya baba sosları. Çekip vuracaksın yani. Onu her seferinde parmağını koyuyor, çalkalıyor falan. Evet. Diğerinin yediğini halleder misin? Şunları bir böyle bir... Canım hot dog çekti. Yarın hot dog yapacağım. Komple. Gör be adam, bak şu çete. Neyi göreyim? Video çek. Yak be abi, kendime yapacağım ya. Ben de. Abi yanlış hatırlamıyorsam ekmeği BİM'den alıyorum demiştim ama gayet okey. Ben de size gösterdim ya en iyi ekmek BİM'de diye. BİM'de değil miydi benim o hamburger videosundaki? En iyi ekmek o abi. En iyi brioche o yani. Aynı marka bile olabilir bu arada. Böyle yapacağım. Ya ben böyle şey yaparsam, hot dog yaparsam mayonezimi falan kendim yaparım abi. Bir sarımsaklı mayonez patlatırım ona. Oy 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 oy.
Hazır abi. Abim bu bir. Devamı geliyor. Şundan sen iki tane çok rahat gömerim ama. Buyur bakalım, afiyet olsun. Hayırlı işler. Bir de şu şeyi cebinden çekeceğine bu dispenser gibi bir şey koysa şuraya. Şak oradan çek koy. Şak çek koy. Sağ olasın, Allah razı olsun. Görüşürüz. Seninkini de verdik miydi? Bunun ücreti içeri mi hocam? Bunun içeri hemen arkaya ödeyeceğiz ücreti. Aynen. Şöyle buyur. 70 lira. 70 lira efendim. Kesene bereket şimdiden, evet. Afiyet olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Bir mi? Seninkini de yapayım, sonra yeni patatesten başlayacağım. Mesela müşterinin bunu bilmesine gerek var mı abi? Random info veriyor müşteriye. Yeni patates atayım, bilmem ne yapayım. Hava kararıyor. Çok beklettin mi ya? Yok. Çok beklettin mi abi? O kadar olsun şimdi. Bunu yapmasam şu kafamdaki olay... Sıra var bayağı bu arada ya. Yapmasam gelmezdin, anladın mı? Acılı mı acısız mı? Ya sıra var, sen orada boş yapıyorsun abi. Ya sus, yap işte hot dog'unu ya. Acılı olsun. Boş yapıyor ya. İzmir'de olsam ben de denerdim. O şey, yerdeki şeyleri görüp pislik diyen arkadaşlar olacaktır. Bu bir mutfak tree'dir arkadaşlar. Şimdi orası belli ki bir dükkan önü. Dükkan önü olduğu için yerdeki ıslak zemin kaygan olmayan zemin olarak döşenmemiş olabilir. Böyle anlarda mutfak tree olarak ne yapıyoruz? Karton kutuları parçalayıp yere atıyoruz ki ayağımız kaymasın. Çünkü yağ var orada, bilmem ne var, o döküldüğünde ayağın öyle bir kayar ki feleğin şaşar. Yani ne olduğunu anlayamazsın. O yüzden o bir mutfak tree'dir. Bunu kullanırız yani mutfakta. Sosların nasıl olsun? Yarın gidip deneyeceğim. Abi o zaman Cahistan Apeiron izliyorsan bunu yükle. Yarın gidenler söylesin, benim videoyu bir izlesin, feedbackimizi alsın. Akıllı bir çocuksa uygular yani onları. Güzel streamline olur yani. Hem işi kolaylaşır hem standartize olur bazı şeyler. Karışık. Bana da böyle simitçiliği. Şunları diyorum, bunları atarsın zaten. Akşam kapanırken şey, dükkan, atarsın. Tişört yollayalım bu çocuğa ya. Gittim ya. Ben de. Cagolasın. Yeriz birazdan bir şeyler. Tamam. Ama çekim yapıyorsun. Talha Bey işi ne zaman bitecek bilmiyorum. Şunu göğsünden çıkarma abi ya. Talha'cığım birazdan bir yemek molası mı versek ya? Biz acıktık da, afiyet olsun. Göğsünden çıkarma abi onu ya. El arancı çıkarsa çok üzülürüm. Ah be abi.